Herkese merhabalar. Evet, büyük maç günündeyiz şu anda. Merve Aydın, Mert Hoca'la karşı bakalım neler olacak. Merve'nin maç önü görüşlerini alıyoruz. Merve, neler söylemek istersin? Bu maçı kim kazanır? Merhabalar. Evet, beklenen an geldi. Mert Hoca iddialı. İddialı bir rakibe karşı oynuyor olmak beni çok motive ediyor ama kazanan ben olacağım. Bu tip challenge'lara devam edeceğiz ama Mert yetenekli de görünüyor. Fena değil gibi ama Uğur Böceğim Nisa da burada. Yardımcı olacak bana. Tribünden desteğini sağlayacak. Ama çok fazla uzatmayayım diyorum. Dışarıdan sol elle oyna diye tepkiler var. Yani sol elle oynamalısın diye ama yok, ben yine rakibimi ciddi alaraktan oynayacağım. Çünkü bence Mert iyi bir rakip. O iddialı gibi iddialı görünüyor. Değilmiş gibi bir yandan mağlubiyetin de yolunu yaptı ama yemezler. Yine beni gevşetemeyecek. Ben gereğini yapacağım. Peki iddiaya girdiniz mi? Bir iddia var mı bu maçın var. Sonunda? Kaybeden yemeğe götürüyor. Afiyetle yiyeceğim. Hafif kalmamış mı ya böyle afiyetle bir iddia? Afiyetle yiyeceğim valla. Bugün iki gündür yemek yemiyorum sırf bahane için. Sırf iki gündür yemek yiyorum. Yok, şaka yapıyorum. Ama evet, kaybeden yemeğe götürecek. Bakalım afiyetle yemeği yiyeceğiz diye düşünüyorum. O zaman heyecanla bekliyoruz. Sizi ısınmaya alalım. Teşekkür ederiz. Mert'in görüşlerini alıyoruz. Mert genel olarak iddialı bir yapıya sahip, özellikle futbolda. Şimdi basketboldaki iddiasını göreceğiz. Mert, neler söylemek? Yani Merve'ye karşı çok iddialı olmak hani çok da mantıklı bir iş olmaz ama yani yine iddialıyım tabii ki. Ama ben biraz fazla ısındım. Yarım saattir ısınıyorum. Yoruldum yani. Ben terledim. Çok sıcak zaten. Temmuz ayında. Girdik mi Temmuz'a? Girmedik değil mi? Girdik mi? 1 Temmuz. Doğru bunu. Vallahi bilmiyorum. Bakalım işte, yani çok iyi basketçi Merve. Bu fikir de nereden çıktı? Ondan mı, benden mi hatırlamıyorum ama nasıl kabul ettim? Şu an onu sorguluyorum. Çünkü saha çok büyük. O da aşırı formda bu ara. İnşallah yenerim. Yenemesem bile en azından ezilmeyeyim yani. Şeyim o. Sık sık basketbol maçı yapıyor musun? Yok, yapmıyorum. Sorun orada. Haftada 2 gün halı sahada top oynuyorum. Yani futbol oynuyorum ama yani basket çocukken çok oynardım. Çok uzun zamandır oynamıyorum. Biraz alışmaya çalıştım ama yani onun kadar iyi değilim yani. Hani olamam da zaten ama bakacağız yani. Mücadeleme devam edeceğim. O zaman başarılar diliyoruz. Seni ısınmaya alıyoruz. Yeah.
şöyle bir anlaşma. Ya gerçek bir Survivor'la karşı karşıyayım. Çünkü hemen önceki maçları iptal ediyor. Ben de gidip sorarsanız önceki maçların skorunu. Kendisi de çok iyi biliyor ki. Tamam, yemeği ben ısmarlarım, sorun değil ama gerçekleri söyle. Neyi? Gerçekleri söyle. İlk iki maç. İptal demedin. İptal dedim. Bunu saymayalım. Son oyunu kazanan komple galip dedik. Sen de tamam dedin. Kayıtlarda var. Ve ben kazandım. Ya her zaman olduğu gibi ben kazandım. Tamam, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben iki maç kazandım. Çok bir şey diyeceğim. Yedin ama yeteri kadar iyi değil. Bak, bundan böyle ayrılamaz. Tamam, okey. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir daha oynarım yoksa. Yok, şöyle yapıyoruz. O zaman beraber. İlk turu sen kazandın. İkinci turu ben kazandım. Dostluk mu kazandı? Dostluk kazandı. Neyse, Mert Hoca'la şu... Dostluk kazandı mı? Bir tane daha oynarım. Bir daha challenge, ikinci challenge. İkinci, Rövanş. Bunu o zaman dostluk kazandı diyoruz. Tamam, dostluk kazandı, beraber bir. Neyse, Mert Hoca'yı severiz. O yüzden dostluk kazandı diyelim. Bir sonraki challenge'a kadar. Çok iyiydi. Mükemmel düşüklerim var bak, mükemmel yani. Hiç tahmin etmiyordum, hiç tahmin etmediğim yerden yakaladım ben yani. Ama aşağıya gelme diyorsun, açmışsın kolları, gel de vurayım yani orada. Yani niye geleyim senin asla üstüne? Çok fair play oynarım asla. Görüntüler ama var. Ama kolum evet, çatlak bir ihtim aşağıda. Dirseğinle vurdum böyle çat diye. Kesinlikle iyi bir Survivor, bunu söylemeliyim. Her türlü itirazı yapmasına rağmen. O kadar sert vurmayıp vurmamama rağmen. Aşk olsun ya. Gayet bence güzeldi, şeydi ya. Ben ama bir şey diyeceğim. Çok fair play'di yani. Çok çok keyifli bir challenge oldu. Ben çok keyif almıştım. Evet, ama çok zor. Eğlendim. Çok zor, çok sıcak yani. Mahvoldum. Bir de sen gelmeden ben bir saattir oynuyorum yani. O kadar yoruldum ki. Ya yani enerjimin %40'ını verebildim sana yani. Bir dahakine çok iyi geleceğim. Bak çok daha iyi. Mert'in. Uykumu alacağım. En az 3 gün önceden antrenmanımı yapacağım. Ya hakikaten ölü bir Mert'le savaştım bugün yani. Neyse ki bu görüntüler, her şey kayıt altında olduğu için çok rahatım. Çünkü bir sonraki challenge'da bunları böyle gün yüzüne çıkaracağız. Neyse ya, ben umutluyum ama. Dostluk kazandı, güzel maçtı. Dostluk kazandı, güzel maçtı. Bir yeni maçımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dostluk kazandı diyelim. Diyelim. Yandım ama neyse. Yandım, beraber. Beraberim. Abi ben 20 sayı aldım, 5 sayı aldım turu. İlk turu, yani o bir tur oluyor işte. İlk turu 10'a kadar oynadık, ikinci turu 5'e kadar oynadık. 10'a ya kadar olanı o kazandı, 5'e kadar olanı ben kazandım. Yani berabere bitmiş oluyor o zaman değil mi? Beraber. Ya bakın, sayıların toplamını alsak ben çok ciddi öndeyim de neyse. Yani şimdi sonuç olarak... İşte bir şey diyeceğim, yenilince böyle oluyor. Sayının toplamını alsak, top yana gitti, eline çarptı, steps yaptı. Sonuca bakacağım, Hatice'nin neticeye bakacağım. Bir şey diyeceğim, ben şöyle bir şey yapacağım. Oyun boyunca yaptığın itirazları toplayacağız, tamam mı? Kim neye itiraz etmiş? Hiç sen ve şey ben. İtiraz etmedim ben. İtiraz hiçbir şey itiraz etmedim. Bir ara potayla konuşuyordun. Sen ne diyordun potayı? Potayı da kendine göre yapmışlar mı diyeyim efendim. Hangisini söyleyeyim bilmiyorum. Ben itiraz eder miyim sizce arkadaşlar? Hala itiraz ediyorum. Böyle bir mobbing hayatımda görmedim. Muhtemelen, bak bir şey diyeceğim, döndür bak. Ben gördüm, sen bana... Arkadaşlar bak, muhtemelen... Gel Nisan. Muhtemelen Survivor'ın intikamını alıyor. Yani Survivor'da onu yendiğimiz oyunların intikamını aldı. Ne atamıyorlar kaldı, ne yapamıyorlar kaldı. Yandan her türlü mobbing saldırı, inanılmaz. Bir de dış mihraklar vardı, ona rağmen beraber. Dış mihraklar? Ya inanılmaz bir adamım ya, inanılmaz. Profesyonel...